Hah. Geri geri yala, geri geri yala. Tamam, şöyle geri geri yala da. Hah. Güzel bir panda. Arkadaşlar, bu hafta toplanan buzağlar bunlar. Ay! 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 Ay maşallah, maşallah. Şu pandaya bir bakın. Şu da çok güzelmiş. Ay! Başka kaldı mı? Tamam. Maşallah maşallah. Nasıl kalite? Kaliteleri iyi abi. Hayrettin, onlar orada dursun. Dursun. Ayıracak şey yok mu burada? Abi, bu kadar koyacak yeri yok. Burada kaç tane var? Burada kaç tane var? 22. 22. 22. Bunu alacak yeri yok. 22. Bir sor. Anladın? Bence bir sor. Burada kalite abi. Çünkü ayrılacak mal yok abi. Ayrılacak mal yok hakikaten de. Yani ayrılacak mal yok. Hep kalite abi. Bir tane ayrılacak mal var galiba. Bozuk mal almadım yani, anladın mı? Ya bozuk mal yok abi. Bozuk mal yok da adamın o kadar bağlayacak. Bir sor yani. Bence. Aynen. Bence bir sor. Nasıl yapmışım kalite? Kalite iyi abi. Hayrettin kara bu. Yapar. Bak bak. Şuna bak şuna. Tonluk olacak hayvan. Şuna bak. 75 adet sana mal almıyor bundan mı? O malla ağır. Şu gibi. 350'şer kiloydu o malla. Valla şu gibi. Aynen. 350'şer kiloydu ama. Ama kalite bakımından bu malı yollama mı gerçek yeri var? Bunlar daha boylanacak malla. Onlar biraz bodur kalacak gibiydi. Onların yaşını geçmiş abi. Doğru, yaşındaydı o buzala. Hadi, 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 hadi. Şu Kazım'dan aldın siyah mı? Kadri adresi mi olsun? Oğlum oraya kavayın çalışıyor. Kendi canlı yiyor, benim de gitti. Maşallah maşallah. Arkadaşlar, bunları Afyon'a göndereceğiz. Şşt, dur oğlum, dur. Bunun peşinden de... Gömür alıyorum. Çok kalacakmış. Kardeşim. Konya'ya çalışacağız. Konya'ya yaklaşık 600 tane hayvan göndermemiz lazım. Her hafta hayvan topluyoruz. Niye çekim yapmıyorsun Hayrettin? Yapabiliyoruz abi. Yani sürekli bak, bu hafta 3. sevkiyat. Abi yapamıyoruz ki. İşte niye yapamıyorsun abi? Bana eskisi soruyorlar. Eskisi gibi çok sık mal yok. Evet. Malı böyle yılanı dilinden çekiyoruz. Tamam da gene 30-30 gönderiyorsun yani haftada. Bu hafta gene 80-90 tane. İlk video çekmeye başladığımız haftada 200-200 gönderiyorduk. Aynen. Şimdi 30-30 gönderiyoruz abi. Mal yok. Ya bu hafta işimiz bir haber gitti, 50 tane gönderdik. Aynen öyle. Bulunmuyor abi. Şu ama ilk başladığımızdan birkaç ay sonrasında şöyle bir kalite görmedim ben bir arada. Yok, güzel mal. Ben böyle kaliteyi bir arada görmedim. Yani canlı ağırlığı ortalama 230 kilo diyebiliriz. Buranın fazla. Değil mi? Fazladır. 230-240 kilodur. 260 vardır abi burası. Ya biz gene 20 kilo eksik söyleyelim. Sen her zaman bir 20 kilo fazla söylersin. Yok, söylemem. Abi bu malda da kilo var ama. Baksana.
güzel. İçinde, abi sen şöyle duralım. İçinde iki tane ufak var. Bir şu var. Şunu neyi aldın abi? Abi bunu almasaydım. Evet. Şu danayı. Artı. O danayı. Artı hangi danayı? Bu. Bu danayı. O danayı almasaydım bundan ikisini alamıyordum. Mecbur almak zorundan aldım ben. Hem bir de ayrıyetten onu almasam bunları 65'er milyarlara yazacaktım. Çok kaliteli o da ama ufak. Ama büyür. Ya büyür canım. Bunlara yetişir. İçinde limuzin melezleri var. Şurada bir tane kıvırcık var. İki tane kıvırcık var. Kıvırcıklar da kalite. Pandalar güzel. Bir, iki, üç tane şey var. Şu montofon melezi. Bu da güzel küle yapar bu. Güzel. Vallahi çok güzel. İtali bozar. İtali'nin zaten gelip gelmeyeceği belli değil. İtali yani zor şu bence. An ESK işe el atmış. Yani özele vermeyebilir de bir üçkağıtçılık da peşinde de olabilirler yani. Anladın? Yani şu an mesela şöyle söyleyeyim. Özele verse özel bize 4,5 dolara mal getirirdi. Anladın mı? 4,5 dolara verirdi malı. Şimdi ESK şöyle de yapmış olabilir. Fiyatı kesin fiyatlarını yükseltip, anladın mı? Bak bilerek kesin fiyatlarını yükseltip getireceği danaları 6 dolardan da satabilir. Şimdi 6 dolar deseydi bizim besiciye fazla gelirdi. 6 dolar dese adamın aklı çıkardı, anladın mı? Şimdi kesim 330-350. Bizim burada kaç para kesim şu an? Bizim burada abi, bizim burada kesim piyasası öyle sayılmaz ki. Bizim burada haftada 10 tane mal anca kesilir. Ya şurada 10 tane kesilir abi, yani. Şu şurada yani. Sen bizim onu bakma sen, bu genel olarak. Şu anda 330-340 arası. Ya? Öyle gider. Şimdi 340 liraya, 350 liraya mal kestiren adam 6 dolara sence mal almaz mı? Alır. Alır. Peki 280'e kestiren, 270'e kestiren adam 6 dolara mal alır mıydı? Almazdı. Almazdı. Ama şöyle bir şey var. Anladın? Dolar seçimden sonra yükselirse ne olacak? İşte bilemem. Bak şimdi bir kumar oynadılar gibi geliyor bana. Anladın? Şimdi muhtemelen 40 lira olacak. Aa bak bu tam tersine olursa, bak tam tersi olursa yükselişin de önüne gelemezler. Yani. Bu sefer de 6 dolara da veremezler. Çünkü niye? Dışarıdaki adam da burayı takip ediyor. Bir de sen bunu özelin yerinden aldın. Şimdi özel dediğin Türkiye'ye iki tane yüklü mal sokan adam var. Hicazi, El Mahmut. E şimdi sen bu adamların elinden bu işi aldın. Anladın? Bu adamlar sana orada mal toplatır mı? Devlet de başa demez ama toplatmaz. ESK oradaki köylüyü bir aramış. Şurada oturan köylü var ya mesela, şu evde oturan köylü. He. Onu bile aramış. Elinizde dana var mı diye. ESK. Aynen. Allah Allah. Ay vallahi. Ben de dedim ki bize dedim, bana dedim beni çağırsınlar dedim. Benim komisyonu versinler. Ben Hayrettin'le Emrah'a dedim ESK'yı kiralarım. Anladın? Bizim işimiz o. E tabi canım 6 ay orada dur Allah. Ama dedim giderle tekrar geri gönüller mi onu bilmiyorum dedim. Anladın? İyi dememiş miyim? İyi demiş. Mal başına bize versinler. Yani. Anladın? Bize oradan 2 tane de hayvan toplama arabası versinler size. Yemin ediyorum gece gündüz toplarsınız siz. Biz oranın yerlisi oluruz abi. He. Yani senin ben şimdi oradaki kolegalarla nasıl pazarlık yapacağını tahmin edemiyorum yani. Vallahi oranın yerlisi. Artık şove şove. Anladın mı? Anlamayalım değil mi? Küfürleri öğrenirsiniz zaten buradan giderken. Anladın mı? Onları öğrenip de gidersiniz. Senin oradaki pazarlık yapman şeklini hiç düşünemiyorum Hayrettin. Yemin ediyorum maya izlenme rekorları kıra. Anladın mı? Bir yabancıyla pazarlık yapıp buzu almak. İzlenme rekorları kıra. Abi bir dolaplar dönüyor şu an Türkiye'de ama tam olarak ne olduğunu vallahi çözebilmiş değilim. Abi Türkiye'nin gündemi de hep hayvancılık mı olacak böyle ya? Ya şimdi bazı yerlerde kıyma kaç para olmuş biliyor musun? 500. Olmuş değil mi? E şimdi abi bunu... Abi sizin devrek bile 450 liraya çekecek olmuş da. Evet. Sen de şahitsin abi. Yani 500 lira olmuş, 510 lira, 520 lira olmuş. Kasap güzel para kazanıyor abi bu işte. Abi tamam da şimdi bir kasap arkadaşım var, yemin ediyorum dükkanı açmayı utanıyorum diye adam. Her gün diye etiket değiştiriyorum diye ya, böyle olmaz ki diye adam. Aynen abi. Anladın? E şimdi bir de milletin alım gücü de yok. Abi, tamam. Şimdi şöyle oldu. 2-3 hafta içinde mala çok zam geldi. 7-8 bin lira mal başı zam. Aynen abi. Geldi abi. Fahiş bir rakam. Aynen abi. Geldi. Ben şu malı 55 almaya korkuyordum 3-4 aynen. Önce.
Ama şimdi 65'e falan bulduğum zaman kapı yok. 450 kiloluk malları 70-75 bin liraya aldığımda 3 hafta önce bana çok pahalıya aldın dedi değil mi? Şu an? Şu an bedava. Bedava değil mi? Bedava. Ya. Bedava. 450 kiloluk malları aldım ben o paraları. Bizim 54'e gönderdiğimiz malları da biliyorsun abi. Onlar zaten bedavaydı. Bu zamana göre bedavaymış. Bedava abi. Onlar şu an 64'er 65'er şu an onlar. 64'er 65'er tabii. Aynen öyle. Ya şu küçücük buzayı bak şunu. Bunu 50 bin lira. Şunu bir kere 50 bin lira rahat kafadan 50 binin altına vermeyeler. Doğru verirken mu? Verirken 50 bin lira veriyor zaten ya. Veriyorum. Vallahi verirken 50 bin lira rahat veriyor. Aynen. Ben şuradan dün 64'er aldım abi. Ya. Biz yine hesaplı alıyoruz bakma sen abi. Biz çoğu yerden hesaplı alıyoruz. Dün çok kavga ettim ben abi. Dün sen benim kavgalarımı görseydin. Allah Allah. Lan abi mal sahiplerini neredeyse yiyeceğim boğacağım ya. O zaman şöyle yapalım. Takipçilerimize özel bir gün. Çıkalım bir bakalım. Aynen bir çıkalım bir bakalım. Bir şey bir toplama videosu çekelim. Abi bir de şimdi bizden sonra 50 tane insan köylerden buza toplama videosu çekti. Farkında mısın? Ya ne mutlu bize işte adamlar aynen. Öyle özenti ettiler kendileri. Bizi örnek aldılar başladılar yaptılar. Aynen ama bizim kadar izlenmiyorlar farkındaysın. İzlenmezler abi. Bizim mesela buza, biraz şey abi ya. Bizim buza toplama videolarına bakıyorum. Ben milyon izlenmiş abi. Şimdi bizim pazarlıklarımız abi Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Ben sana söyleyeyim. Bizim pazarlıklarımız güzel, doğal. Samimi abi. Aynen. 10 numara pazarlık. Biz kendimizi de sevdiriyoruz ha pazarlık yapabiliriz. Şuna bak şuna. Bak şu limuzin melezine bir bak. Şunun itelden ne farkı var? Yani şu smantelin mesela şunların ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Ama güzel 10 numara buzağlar abi. Şimdi bunlar Afyon'a gidecek. Ondan sonra Konya'ya çalışıyoruz, doğru mu? Ondan sonra senin Konya var işte abi, oraya çalışacağız. Aynen, Konya'ya vereceğiz. Bu şekilde toplu mal isteyen arkadaşlarımız da Hayrettin'e ulaşabilir. Arkadaşlar beni arıyorsunuz, beni değil Hayrettin'i aramanız lazım. Çünkü günlük malı toplayan o, elindeki malın canlı ağırlığını, fiyat ortalamasını bilen o. Hayrettin'i ararsanız size her konuda yardımcı olur. Nakliye araçlarımız, kendi nakliye araçlarımız var. Türkiye'nin her yerine buradan bırakabiliyoruz. Tabii. Muhtarım. Cengiz hoş geldin. Hoş bulduk muhtarım. Nasılsın? Allah'a şükür. Seni gördüm daha iyi oldum. Ne var ne? İyi. Gençleşmişsin. Bu ara pek siyasetine uğraşmayan gibi geliyor bana. Rakip yok aslında. Rakip yok değil mi? Rakip yok. Gene muhtarsın yani bu dönem. İnşallah. Ölüm bela gazabı. Yani silme çıkaracaksın gibi geldi bana şöyle bir... Şey yokladım, nabız yokladım. Hayrettin, bunların fiyat ortalamasını alalım. Ondan sonra karşı tarafa bir şey verelim. Fiyat teklifi yapalım. Hangisini aldın Mutlu? Şu mu? O değil, o 70 adet. Abi şunun arkaya bir baksana ya. Ay maşallah maşallah. Hayrettin bu nereden geldi? Bu. Şu Belçika mavisi gibi. He? Abi sen onun arkaya bir baksana. Sen bunu işte. Şunu bir kovsana tam benlikmiş bu lan. Ayıramam. Kusura bakma. Müşterime bak. Senin Allah belanı vermesin. Anladın? Yani bir insan ya lan oğlum 10 tane hayvan alıp bana dedim şöyle seçmece. 10 tane hayvanı bana vermedi arkadaşlar. Her partiden bir tane atsaydım. Anladın? Yok. Sen niye işini alıyorsun ya? Kötüsünü al bir tane. He? Kötüsünü al. Abi besici adamın kötü malından ne işi oldu ya? Bak bir de şöyle bir şey var. Şimdi adam ne diye biliyor musun? Muhtarım. Adam diye ki şimdi rota yem videosu çekiyoruz ya biz tartım videosu. Hep simantalle çekiyorsun kardeşim diye. İyi simantallen diye. La kötü malın besicinden ne işi oldu ya? İyisi olacak simantalle. Aynen. Yani... Kötü mal doğuya gidiyor ya. La biz hayvanat bahçesi müdürü müyüz biz arkadaş? Niye ben piç mala bakam ya? Doğru mu? Yani. Niye hoştayına bakam ben? Niye kötü mala bakam ben kardeşim? Nerede onu da abuza? Ben tabii ki iyi mala bakacağım abi. Benim işim besicilik. Para kazanmak. Tabii yani benim vedüğüm yemi karşılığını almam lazım. Ben niye kötü mal alayım ya? Aynen. Ben eğer piç maldan bu hayvancılığı yapacaksam benim meram olur. Salarım meraya. Ne bir buçuk sene sonra tabii. Masrafsız bakarım. Aynen bir buçuk sene sonra çekerim ahıra. Abi, buranın, 3 ay 4 ay bakarım kurbana satarım. Buranın piç malını zaten şu ara doğu çekiyor. Aynen. Yaylıma çıkardım. La abi yaylım mı yaylım malı olur. Yani şimdi ben içeride bakacaksam bir dakika bir şey diyeceğim sana.
Sen burada piç mal da besledin, doğru mu? Besledim. Kurbanlık yapıyorsun. Piç mal da aynı arpayı, ne bileyim işte mısırı yemiyor ya. Aynı. Bu da aynısını yiyor aynı abi. Doğru mu? Bir aylık alıyor 30 kilo, bir aylık alıyor 70 kilo. Şimdi ben salak mıyım ben? Neye piç mala bakam ya? 70 kilo dururken 30 kilo ne işim var? He, ne işim var benim abi? Yani. Adam diyor ki piç mala da aldırın da görelim. Ya kardeşim benim ne işim oldu? Yani besici dediğin akıllı adamın piç malla ne iş olur? Kapalı da piç malın, yerli malın ne iş olur ya? Bak bir de şu mesela şu simantal. Şimdi ufak olduğuna bakma. Bu simantal çok çabuk boylanıyor. Doğru mu? Bu zaten bir ay sonra bunda. Şimdi bu, bir de bu boyutta Holstein alıyor bizim bazı üreticilerimiz. İki anladın? Sene bakmak zorunda. La kardeşim bu Holstein. Ya bunun ben her gün götüne. Zincir de var içeride, toka da var. He işte. Ben her gün ben bunun götüne bakamam ki ya. Büyüye mi büyümeye mi? Git benim orada var işte, bu sene kurban olacak. Holstein mi? Ayak böyle hayvan. He. Dolmuyor abi hayvan. Sütürk abi. Yanında bir de simentallere bak. Simantaller oldu, balon gibi. Aynen, süt ırkı. Şöyle şuradan geçti bak abi. La onu da anlatamıyoruz ya kardeşim. Çiftlikten adam şöyle buzağları, Holstein buzağları uygun diye, hesaplı diye alıyor, tamam mı? Şöyle buzağları. Yeterliyken fark oraya veriyor abi zaten. Aynen, şöyle buzağları hesaplı diye alıyor. La kardeşim zaten bu süt işletmesi, bunu tohumlarken, anasını tohumlarken zaten süt skalasına bakarak tohumluyor. Yani dişi olsun diye. Dişi olsun diye. Et ırkı olarak tohumlattı mı ya, doğru mu? Et ırkı olarak tohumlası Holstein belki çıkmamızı çıkartıyor zaten. Aa, tabii canım, biz şimdi ne yapıyoruz mesela, simantale et ırkı attırıyoruz değil mi? Evet. Yani güzel Alman simantale attırıyoruz, Fransız simantale attırıyoruz mesela. Bunları attırıyoruz. E şimdi kardeşim bundan bir çıkıyor, dişi çıkıyor, erkek çıkıyor. Erkeği de işte bizim işi bilmeyen adamlara satıyorlar. Onlar da abi bu aylık 50 kilo 60 kilo almıyor. Almaz tabii kardeşim, bu boya gider, leylek gibi olur bu. Kasabı batırır. Kasabı kemik, da batırır. Kasap da çok kilo geliyor. Aynen, kasap da almak istemez. Şu hayvanı son kez bir kere daha göstereyim. Neredeydi o? Senin orada. Aha, bu. Bu muydu? Ha. Dön lan arkanı. Sen çık oğlum. Sen çık oğlum oradan ha. Aa, maşallah maşallah. İşte abi. Kalite.